Evet, switch ifadelerinin son pattern'ı olan property pattern'dır. Yine property kavramını anlayabilmeniz için class ve nesne kavramını bilmeniz lazım. O yüzden yüzeysel geçeceğim bir pattern. Nedir bu peki? Property patterns arkadaşlar, nesnenin property dediğimiz member'larına girerek belirli durumları hızlı bir şekilde kontrol etmemizi sağlayan ve bunu farklı değerler için birden fazla kez tekrarlı bir şekilde yapmamıza olanak sağlayan güzel bir gelişimdir. Ne demek istiyorum? Şimdi tekrardan söylüyorum ki ileride anlayacağınız bir kod. Mesela class'ımız var ve bu class'tan bir nesne üretmişiz. Bu kavramın ne olduğunu bilmediğiniz sürece bunu anlamayacaksınız. Varsayalım ki biliyorsunuz ya da bilmeseniz de anlatmaya devam edeyim. Şimdi öğrenci nesnesinin içerisindeki mesleğe erişmeye çalıştığınızda bu şekilde normal bildiğiniz klasik switch bloğunu kullanabiliyoruz. Şimdi buradaki switch bloğunu zaten okursanız böyle hasbelkader baktığınızda anlaşılıyor zaten. Öğrencinin içerisinde meslek yazılım uzmanı. Demek ki öğrencinin nokta meslek dediğimde yazılım uzmanı değerini işte kasapla, tesisat ustalığıyla vesaire bunlarla biz kıyaslamaktayız. İşte buradaki yapılan klasik düzenlemeyi arkadaşlar property pattern ile şu hale getiriyoruz. Bakın öğrenci diyoruz. Öğrenci dedikten sonra switch'e giriyoruz. Yani normal bildiğiniz switch expression'a girdik. Girdikten sonra öğrencinin property'lerine erişebilmek için scope oluşturuyoruz. Aslında burada bir anonim tip oluşturmuş oluyormuşuz gibi düşünün. Yani bir oradaki türü temsil eden bir tür oluşturuyorsun. Bir nesne oluşturuyorsun ve o nesnenin içerisindeki meslek property'sinin kıyaslamasını bu şekilde gerçekleştirebiliyorsun. Diyorsun ki öğrencinin içerisindeki meslek buradaki meslekle aynı mı? Ya da bununla aynı mı, bununla aynı mı diye geriye tek tek değerleri döndürebiliyorsun. Ve ona göre maaş bilgilerini geriye döndürmüş oluyoruz arkadaşlar. Etkili bir kullanım. Çünkü şunla şunun arasındaki bakın kod farkına baktığınızda patternlar desen getiriyor. Yani kodun maliyetini ve yapısını biraz daha düzenliyor. Daha yakışıklı bir kod ortaya çıkarmamızı sağlayabiliyor. Ve bunu sonraki patternları da göreceğiz. C Sharp 9.0'da gelen patternlar. Bunlarla beraber arkadaşlar ciddi ciddi kodumuz daha profesyonel bir semantiğe kavuşmuş oluyor. Şimdi bir sonraki dersimizde property pattern'ın when şartıyla nasıl uygulandığını inceleyeceğiz.